Hocam tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. İsrail'i konuşuyoruz. İsrail evet. e, biliyorsunuz önce Gazze'yi vurdu. Hamas'ın gel gel çağrısıyla birlikte kabul edelim İslam coğrafyasında öyle bir yapılanma oluşturuldu ki İsrail'e her şekilde gel gel dendi. Önce işte İran varlığını İsrail'den, İsrail varlığını İran'dan aldı ve gelinen noktada Gazze şu anda bildiğiniz aslında harcandı Hamas eliyle. Sonra Lübnan zaten bekleniyordu bu ama şimdi yine Hamas benzeri bir yapılanma İran destekli özellikle. Hizbullah'ın gel gel davetiyle birlikte de şimdi o güzelim İran, o güzelim Beyrut harcanıyor. Bir zamanların modern şehirleri şimdinin maalesef hem moderniteden uzak hem de yakılıp yıkılan şehirlerin noktasına geldi. İnsanları perme perişan. Ben oradan e, kaçan on binlerce sığınmacıya geleceğim. Yani Suriye üzerinden Türkiye'ye doğru akın akın gelmekte olan bir sığınmacı var. Bunu görüyoruz ama oraya gelmeden önce ben şunu sormak isterim size. Askeri bir geçmişiniz olması hasebiyle. Türkiye ile İsrail arasında artık savaşın konuşulduğu bir dönemdeyiz. İsrail nerede duracak? Gerçekten de Türkiye'ye kadar gelecek mi sizce? Evet bu çok önemli. Teşekkür ederim Emrah abi. Şimdi 7 Ekim 2023 Hamas'ın düzenlediği geniş kapsamlı bir saldırı vardı biliyorsunuz İsrail'e karşı. 7 Ekim 2023 yani evet. yaklaşık tam bir yıl önce şu anda 3 Ekim'de olduğumuza göre demek ki yıl dönümü oluyor bir noktada. Şimdi bir yıl önce 7 Ekim 2023'te Hamas'ın bu başlattığı geniş kapsamlı saldırı Orta Doğu'nun 11 Eylül'üdür. Ve Orta Doğu'da hiçbir şey 7 Ekim 2023 ve öncesi gibi olmayacak. Buna Türkiye dahildir. Değerli izleyenlere şunu söyleyelim. Değerli izleyenler lütfen kendilerini destekledikleri fikirlerden, ideolojilerden ayrı bir yerde yukarıdan baksınlar Orta Doğu coğrafyasına ve Türkiye'ye. Yani bağlı oldukları siyasi elpazeye göre değil, bağımsız, objektif, ve tarafsız biri olarak yukarıya uçakla çıksınlar ve ortadoğu coğrafyasına Türkiye yukarıdan baksınlar. Şimdi 7 Ekim 2023 Hamas saldırısından İsrail'in, İngilterenin ve Amerika Birleşik Devletlerinin bilgisinin olmaması mümkün değildi. Nedeni şu: Çünkü Hamas diyor ki ben iki yıldır bu hazırlığı yaptım. Ben de diyorum ki emekli asker olarak en az bu hazırlık altı ay sürer. En az iki yıl yaptıklarını söylüyorlar. İki yılda İsrail'in şu anda e, çağrı cihazlarına patlayıcı cihazı yerleştiren İsrail'in Haniyeyi yani Hamas liderini İran'ın kalbinde yani İran başkentinde fakat nerede Cumhurbaşkanlığı sarayının bulunduğu külliyenin içinde bir misafirhanede öldürdü ve ardından Hizbullah lideri Nasrallah'a etkisiz duruma getirdi, öldürdü ve hem Hamas'ın hem de Hizbullah'ın lider kadrosunun neredeyse tümünü ortadan kaldırma durumunda yol alıyor. Şimdi böyle bir İsrail'den söz ediyoruz ve böyle bir İsrail anlık istihbarata dayalı anlık operasyon yapıyor. Mesela dün Şama bir operasyon yaptı Suriye'de. Neydi o? Toplantı yapan devrim muhafızlarıyla ilgili hemen toplantıyı haber aldığı anında ve anında nokta operasyonu dayalı nokta şey nokta istibaratına dayalı nokta operasyonu yaptım. Ne, ne için anlatıyorum bunu? Mossad'ı diyelim gözü kulağı sor oldu Mossad'ın 7 Ekim 2023'te. Olabilir mi? Olabilir. Güç zehirlenmesine tabi tutulmuştur İsrail. Kendini dünyanın en güçlü, Orta en güçlü ülkesi bana bir şey olmaz demiştir. Güç zehirlendi. Tamam. Ordunun içindeki istihbaratın da kulağı sağır, gözü kör oldu. Tamam kabul edelim. CIA tamamen gözü kör oldu, kulağı sağır oldu. İngiltere'nin MI6'in de öyle diyelim. Her şeyi varsayalım, farz edin. E, güzel de Gazze'de 50 bin kadar İsrail'e çalışan paralı yerel istihbarat kaynağı var. Simitçi, çaycı, lokantacı, kahveci, tombalacı, uyuşturucu kaçakçısı <laughs> ve ve Hamas içinde olanlar da var bunun içinde. Onların da diyelim gözü kulağı sağır oldu. Tamam. E güzel de. Mevlam Sağ... verdikçe ölüyor değil mi hocam? Öyle diyorlar ya. Evet. <laughs> Ve İsrail'in sınır birlikleri var. Yani Gazze abluk altına alınmış. Ve İsrail'in çepeçevre şey Gazze'nin çepe çevresinde İsrail'in sınır birliği var. Ben de hudu birlik kontanı yaptığım için biliyorum. Şimdi sınır birliği bir nöbet sistemine göre çalışır. Hepsinin uyuması mümkün değil. Bir de 1973 Arap İsrail Savaşı'nın, yok Savaşı'nın 50. yıl dönümüne rast geliyor 7 Ekim bir noktada. 6 Ekim'de yapıldı dedin. Nedir bu? Hiç kimse emir vermese bile otomatik olarak herkes mevcut olan güvenlik tedbirlerini 2-3 kat arttırır sınır birliği daha. Şimdi böyle bir ortamda biz diyoruz ki bu kadar geniş kapsamlı, bu kadar ayrıntılı bir hazırlık. İşte İsrail şehirlerinde meydanlara kadar giden araçlar, festivaller basılıyor, rehin alınıyor ve bunu Netanyahu diyor ki baskın avradı. Sonra Netanyahu anlıyoruz ki geçen gün basına yansıdı. 7 Ekim 2023 belgelerini imha ettirmiş hepsini. Niye imha ettiriyorsun ki 7 Ekim 2023 belgeler gibi. Şimdi bu ayrı bir konu. Demek ki şimdi bunu 7 Ekim 2023 Orta Doğu'nun 11 Eylül'üdür diyorum ben. Ve bir şey artık hiçbir şey 7 Ekim 2023'ten önce olmayacak. Orta Doğu için söylüyorum. Bunu İsrail meşru müdafaa zeminine çekti. ABD ile beraber bir işaret fişeğine ihtiyaçları vardı. Bu işaret fişeğini Hamas tarafından atıldı. Ve işaret fişeğini kullanarak denildi ki İsrail terör örgütüne karşı saldırıyor. Terör örgütü Tel Aviv'e kadar geldi. Genç kadınları bastı. Onları Adı araştırdı. Oynadı. Yarı çıplak dolaştırdı. Sosyal medyaya hemen yayıldı onlar. O da İsrail'in iletişim stratejisinin bir bölümüydü yani. Bu, bu psikolojik harekatın bir bölümü. Yaydı, algı yönetimi oluşturdu ve bütün batı ABD ve ortada duran herkes dedi ki ya bu terör örgütü gerçekten İsrail'i yok etmek için kurulmuş bir örgüt. O halde İsrail'in şu anda yaptığı saldırı meşhur müdafaa hakkını kullanıyor. E bizim gibi insanlar da dedi ki Soykırım yapıyor doğru soykırım yaptı İsrail savaş suçu işledi neye göre e, savaş kanununa göre işledi Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi'ne göre ama Rusya Ukrayna'ya işgal ettiğinde Ukrayna'da ölü sayısının yani ölü çocuk ve kadın sayısının çok az olmasına rağmen çok az olmasına rağmen Putin'i arananlar listesine koydular ama Netanyahu her yerde dolaşıyor. Şimdi böyle de bir çifte standart var. Yani Batı'nın çifte standart. Ama bu bizi biraz fazla ilgilendirmiyor. Bizi Orta Doğu ilgilendiriyor. Şimdi Ekim 2023'ten sonra işaret fişeği atıldıktan sonra İsrail'in ve ABD'nin birinci taktik hedefi, taktik hedefi diyorum Gazze'ydi. Gazze'nin ardındaki taktik hedefi bununla beraber Batı Şeria yani Kudüs orada ve ondan sonra taktik hedefi Güney Lübnan şu anda oradayız. Ondan sonra Güney Suriye oraya geleceğiz. Ve ondan sonra stratejik hedefi dediğimiz ABD için şeytan olan yani ABD'nin şeytan olarak adlandırdığı, düşman olarak adlandırdığı, İran'ın da aynı şekilde ABD'yi düşman ve şeytan olarak adlandırdığı, ABD'nin ulusal çıkarlarına aykırı hareket eden ve İsrail'in güvenliğini 24 saat tehdit eden bir İran var. O halde ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük varoluş maksadı, en büyük amacı hedefine birincisi İsrail'in güvenliğini sağlamak. Demek ki birincisi İsrail'in güvenliğini sağlamak. Hadise bu. Dolayısıyla şimdi oradayız. Şimdi Hamas gücü önemli oranda İsrail tarafından azaltıldı. Yani minimuma indirildi İsrail açısından ve İsrail için artık bir tehdit olmaktan çıktı. Arada bir yeraltı hücreleri eylem yapar. Arada bir çeşitli yerlerde baskın tarzında bazı patlamalar, bazı eylemler buna benzer. Bazı saldırılar yapabilir, onda problem yok. Ama genel olarak Gazze'ye saldırıya başladığında İsrail'in karşısındaki Hamas'la şu andaki Hamas arasında İsrail için tehdit olmaktan çıkarıldı. ve Gazze ve Gazze harabe harabeye dönüştürüldü. Filistin halkına olan oldu zavallı Filistin halkı, oradan çoğu göç etti ve Filistinlerden arındırılmış çoğu arındırılmış İsrail'e bağlanan bir Gazze dönüştü. Yani orası artık İsrail coğrafyası. 7 Ekim 2023 sonuçlarını söylüyorum. Diğer sonuç ne oldu? Hizbullah işte Hamas lideri öldürüldü Haniye. Ardından şimdi Hizbullah lideri öldürüldü 1 Ekim'de Lübnan'da. İsrail'in diğer ikinci hedefi Güney Lübnan. Şimdi nerede? Güney Lübnan'da. Güney Lübnan'da nereye kadar gidecek? Tivali Nehri'ne kadar gidecek. Ve orada stratejik hedefi olan Güney Lübnan'ı işgal edecek. O akarsuyu da ele geçirecek. Golan'la birleştirilecek. Golan tepeleriyle birleştirecek. Düzeltiyorum. Litani nehrine kadar. Evet. Litani nehrine kadar gidecek. Golan'la birleşti. Orta Doğu'nun en büyük su havzası Golan ve Litani nehri İsrail'in su kaynaklarını karşılayacak en büyük akarsu. Onu da ele geçirdikten sonra Hizbullah'a da orada tamamen etkisiz durma yani Hamas gibi etkisiz durma getirdikten sonra orayı işgal edecek. Ve oradan çıkacak mı sorusu hayır çıkmayacak. Golan'ı 1967'de işgal etti çıktı mı şimdiye kadar çıkmadı. Bizde 100 yıl sonra bizden sonrakiler diyecek ki Güney Lübnan'ı işte Ekim 2024'te işgal etti. Ama Birleşmiş Milletler kararının şu kararı var ateşkesle ilgili fakat çıkmadı. 100 yıl sonra öyle diyecek İsrail toprağı ve Güney Lübnan'ı tamamen ele geçirmiş olacak. Güney Lübnan zaten çökmüş ülke statüsüne. Ordusu yok. Çökmüş. Ben Hataylıyım. Ben birkaç kez Lübnan'a gittim. Görevli olduğumda asker serken de Lübnan'a gittim. 1980'de Lübnan Fransa'ydı. Orta Doğu'nun Fransa'saydı. Beyrut'ta Orta Doğu'nun Paris'iydi. Biz Paris'e gidiyoruz derdik yani. Paris'e. Muhteşem. Monaco gibi bir yerdi. Monaco. Nedenleri? Evet. Monaco gibi bir yerdi. Monaco gibi bir yerdi. Muhteşem bir yer. Turizm cenneti. Medeniyetti. Sonra ne oldu biliyor musunuz? İki nedenden dolayı çöktü İran, e, Lübnan. Bu parantez içinde söyleyelim bunu. Amin Maaluf der ki Lübnanlıdır o biliyorsunuz. Lübnanlı yazardır Emin Maaluf. Emin Maaluf der ki Lübnan e, cemaatlere ve tarikatlara teslim oldu 1980'den sonra. Cemaat ve tarikatlara teslim olduktan sonra liyakat sistemi ortadan kalktı ve yönetim bürokrasi tamamen şu cemaat şu tarikat arasında bölüşüldü ve ondan sonra çöktü. Bir konu daha var tarihi gerçek. 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra ve 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra çok sayıda Filistinli 1980'e kadar Lübnan'a mülteci olarak geldi. Bunlar Arapça konuşuyor, Lübnan da Arapça konuşuyor. İşte 1980'den sonra Lübnan gün yüzü görmedi. Filistinlilerin çokluğundan dolayı. Asıl o. İkinci neden de liyakat sistemi ortadan kalktı. Lübnan'ın çöküşünün hikayesi budur. Yani o meşhur e, Hristiyan Arap asıllı Arap Hristiyan olan Feyruz var şarkıcı Lübnanlı. Evet, evet. Libeyru diye bir şarkısı var. Bunu hem Araplar dinler hem Yahudiler dinler. Yani hem Yahudiler çok dinler hem de Araplar dinler. Le beyrut o zaman işte 1980'lerde Beyruta bu Filistinliler gelişinden sonra yapılan saldırılar ve ardından ortaya çıkan ona karşı e, yaptığı bir ağıttır bu Li Beyrut şarkısı meşhurdur bu en fazla dinlenen şarkıdır dünyada ama bunu hem Araplar çok dinler Çünkü beyrut'un yok oluşudur bu hem de e, Yahudiler çok dinler öyle bir Beyrut yani öyle bir beyrut vardı hocam bir parantez açıyorum bu evet. süreç bahsettiğiniz 1980 sonrası Lübnan'da yaşanan süreçle Türkiye'de yaşanan şu anki süreç benzerlik göstermiyor mu? Efendim Mehmet Akif Ersoy der ki, tarih tekerrürdür derler. İbret alınsaydı hiç tekerrür eder miydi tarih? Türkiye şu anda aynı şeyi yaşıyor. Evet. Orta Doğu'da 1980'de Lübnan'ın yaşadığını yaşıyor. Göçmenler geldi, bütün Türkiye'nin huzurunu. Siz ben dahil bakın emekli olun ben emekliyim emekli generalim. Siz ben dahil bizi huzursuz ediyor. Sokaktaki ne huzursuz ediyor? Mevcut siyasi iktidara oy verenleri rahatsız ediyor. Mevcut siyasi iktidarın tamamen zıttı olan siyasi elpazeyi rahatsız ediyor. Yapılan anketlere göre ben Hataylı olduğum için arada bir ayda bir defa bir iki defa Hatay'a giderim ve çeşitli yerlerde Türkiye'nin çeşitli yerlerde konferans veriyorum. Yüzde 87 onda yedisi yani toplumun yüzde 88'i hangi siyasi elbazeden olursa olsun sığınmacı göçmenlerin Türkiye'den gitmelerini istiyor. Siyasi iktidarın buna direnmesi eee siyaset bilimi açısından eee tarif edilecek veya tanımlanacak bir eee olay yok, bir olgu değil. Yani Siyasi iktidar yani partiler neye göre çalışır? Kamuoyuna göre çalışır değil mi? Onları memnun etmek için çalışır. Yani oy almak için çalışır. Peki yüzde %88'i gitsin diyor ama siyasi iktidar hayır gitmesin diyor. Bunun siyaset biliminde yeri yok. Yani Emrah Bey bana sorarsa bunu nereye oturta siyaset biliminde uluslararası ilişkilerde yeri yok. Ama Lübnan'la benzer mi? Evet Lübnan'a benzeyen bir durum var. Şu anda Türkiye'de liyatı sistemini siz ben gayet iyi biliyoruz maalesef. Türkiye'de liyakat sistemi. Zaten liyakat sistemi eğer olsaydı bu göçmenler olmazdı, Suriye politikası da olmazdı. Evet maalesef öyle bir durum var. Şimdi e, peki e, Lübnan nereye şey İsrail nereye kadar gidecek? Lübnan'dan sonra işgal edecek. Lübnan'dan sonra Güney Suriye'ye yönelecek. O biraz önce söylediğim Litani Nehri, Golan Tepelerinin Irak'a doğru bir uzanımı var. Zaten altyapısı hazırlanmış, hazırlanmış. Ürdün, Suriye'de Irak sınırında Suriye coğrafyasının yaklaşık yüzde yedisine tekabül eden, yüz ölçümün yüzde yedisine tekabül eden bir alanda, yani Hatay sınırındaki İdlib gibi bir alan Ürdün sınırında. ABD orayı küçük Afganistan'a dönüştürdü. IŞİD, El-Kaide türevi terör örgütleri var orada şimdi. Yani Suriye'den koparmış. El Tanf bölgesi. Bunu kimse dinlendirmiyor. Ürdün sınırında Suriye'de El Tanf. El Tanf bölgesi var. ABD buraya El Kaide IŞİD türevi terör örgütlerine işgal ettirdi. Onları destekliyor ve kopardı. Neden kopardı? İşte İsrail'in bu Suriye'nin işgali için hazırlamıştı zaten daha önce. Dikkat edin. İdlib'de kimler var? IŞİD, El-Kaide türevi radikal terör örgütleri var. Orası da Türkiye için küçük Afganistan. Bunu da ABD destekliyor. Hatay'la 130 kilometre sınır var. Dünyanın hiçbir ülkesi küçük Afganistan'la sınır olmaz. Şey komşu olmak istemez. Türkiye bu durumda. Şimdi orayı da tam işgal ettikten sonra zaten Suriye'nin güneyini işgal etmek Lübnan'dan çok daha kolay. Çünkü Suriye'nin bir askeri gücü, askeri direnci kalmadı. Rusya hiçbir tepki göstermiyor. Ama Rusya'nın tek hassas olduğu konu orada. Kırmızı çizgisindedir. Laski'ye Laskiye'de hava üssü, Tartus'taki denizisi. Bunlar korunsun Rusya'nın ama İsrail iki bir bombardıman yapsın. Ee, Suriye yani Şam'ı Şam'ı ele geçirse düşürse İsrail Rusya'nın umurunda olur mu böyle bir durumda? Tartus ve Laski'ye e, Rusya'da olduğu sürece umurunda olmaz. Neden olmaz biliyor musunuz? Çünkü gücü yok. ABD taşları öyle sanatçı gibi dizdi ki evet. Ukrayna'ya odakladı. Bütün enerjisini Ukrayna'ya yönlendirdi Rusya'nın. Şimdi Rusya oradan asker çekip Suriye'ye getiremez. Rusya S-400'e karşılık verip İsrail uçağını düşürerek ABD'yi, Fransa'yı, İngiltere'yi, İsrail'i karşısına alamaz. Alamaz. Neden? O zaman Ukrayna'da Ukrayna'ya yani hava kuvvetleriyle İsrail, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD'nin hava kuvvetleriyle Rusya'ya kadar savaşması meşru müdafaa olur. Yapamaz bunu. Dolayısıyla Rusya, Putin şu anda tamamen siklet merkezi, ağırlık merkezi Ukrayna'da savaşı kaybetmemek üzerine ve elde ettiği kazanımları geri vermemek üzerine kurul. Bu ABD'nin döşediği taşlardan biriydi bu. Bunun için zaten Rusya, e, Çin gelir mi? Çin elbette gelem gelmez, hava kuvvetlerini, deniz kuvvetlerini göndermez. şu o güçte değil. Ne yapar? Çin en fazla diplomatik olarak İran'la ABD arasında bir arabulucu olmaya çalışır. Ona biraz sıra gelecek. Şimdi Suriye'yi işgal ettikten sonra işte Emrah Bey Türkiye'ye yönelen felaket orada ortaya çıkıyor. Kiminle birleşecek? İsrail Suriye'de, Fırat'ın doğusunda PYD PKK terör örgütüyle birleşecek.